Merhabalar, Para Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta Perşembe günü SPK 3 yeni halka arzda onay vererek halka arz rüzgarını estirmeye devam ettirmişti. Bu şirketlerden bir tanesi de Mobilitel İletişim Şirketi. Mobilitel İletişim Şirketi de halka arz oluyor. Onun detaylarını ve bilanço analizlerini sizler için derledim. Kaç adet hisseyi hangi fiyattan satışa sunacak, hangi kurumlardan talep edebilirsiniz ve talep toplama tarihi ne zaman? Bu gibi soruların cevabını şimdi öğrenmiş olacağız. Ama ona geçmeden önce arkadaşlar, Mobilitel İletişim Hizmetleri Şirketi hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Çünkü arkadaşlar, bu niye önemli? Yatırım yapılacak olan şirketin hangi alanlarda faaliyet gösterdiği ve hangi işle meşgul olduğu oldukça önemli bizim için. Bu şirket arkadaşlar, mağaza ve şirketlere ürün tanıtımı ve tedariğinde yardımcı olan bir şirket. Hemen detaylarını geçtiğimizde ise Mobilitel kurulduğu 2001 senesinden bu yana mobil telefon pazarında distribütörlük faaliyeti yürütmekte olan bir şirket. Türkiye mobil telefon pazarında halen distribütörlük faaliyetlerini sürdüren şirketler içerisinde kurumsal tecrübesi en yüksek, en köklü şirketlerden biri konumunda şu an Mobilitel İletişim Şirketi. Aynı zamanda dünyanın önde gelen markalarının hem Türkiye'de hem de dünyada dağıtımını üstlenmiş durumda. Bu da hangi markalar? Apple, Samsung, Xiaomi ve arkadaşlar Oppo gibi önemli markaların yer aldığı marka topluluğu. Hemen zaten paragrafın içinde de markalar yazıyor. Hemen uzatmadan şirketin halka arz detaylarına geldiğimizde ise şirketin şu anki mevcut sermayesi 847 milyon TL. Şirket hem sermaye arttırım yoluyla hem de ortakların pay satışı şeklinde gerçekleşeceği için şirketin halka arzdan sonra yeni sermayesi 1 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşecek. Sermaye arttırım yoluyla 178 milyon adet, mevcut pay satışı şeklinde yani ortakların pay satışı şeklinde 30 milyon adet hisseyi arkadaşlar 1 lira 60 kuruştan halka arz edecek. Yani toplamda ihraç edilecek tutar 208 milyon TL'lik bir tutar olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 332 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin hissesinin adil pay değeri arkadaşlar aslında 2 lira 0,4 kuruş olarak biliniyor. Ama halka arza uygulanan iskonto oranından sonra, yani %21'lik bir iskonto indiriminden sonra fiyat 1 lira 60 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Halka açıklık oranı ise %20,29 olacak şirketin. Şirketin Borsa İstanbul'daki işlem kodu MOBTL olarak işlem görecek arkadaşlar. Bu özellikle hisseyi alıp satarken işinizi kolaylaştıracak bir detay. Hemen tahsisat grupları ve halka arz yöntemine geldiğimizde ise toplam ihraç edilecek tutar dediğimiz gibi 208 milyon TL'lik bir tutar olacak. %60'ı yurt içi bireysele, %25'i yurt içi kurumsala ve geri kalan %15'i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda. %60'ı 124 milyon 800 bin TL'lik nominal bir değerli hisseye denk geliyor arkadaşlar. Yani bireysel yatırımcıya 124 milyon 800 bin TL'lik hisse ayrılmış durumda. Yurt içi kurumsala da 52 milyon TL'lik hisse ayrılmış ve yurt dışı kurumsala da 31 milyon 200 bin TL değerinde hisse ayrılmış durumda. Şirketin halka arz yöntemi oransal olacak. Yani 208 milyon TL'lik nominal değerli hisseyi 1 lira 60 kuruştan oransal bir şekilde yatırımcıya dağıtmış olacak Mobilitel İletişim Şirketi. Şirketin halka arzına öncülük edecek kurum, yani konsorsiyum lideri Info Yatırım arkadaşlar. Info Yatırım öncülüğünde talep gönderebilirsiniz bu halka arza. Şirketin talep toplama tarihi de 18-19 Kasım tarihinde 1 lira 60 kuruştan talep toplamaya başlayacak. Şirketin halka arz gerekçesine geldiğimizde ise arkadaşlar, niye halka arz olduğunu onaylı izahnamesinde bize belirtti şirket.
Şirketin öz kaynaklarının güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, şirketin büyüme hedefinin olması, şirketin bilinirliğinin arttırılması, rekabet gücünün arttırılması, müşteri nezdinde güvenirliğin ve saygınlığın arttırılması, kurumsal yapının oluşturulması, raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin arttırma isteğiyle şirket halka arz oluyor. Hemen halka arz gelirleriyle şirket ne yapacak? Bu soruya geldiğimizde ise halka arz gelirlerinin %70'ine karşılık gelen tutarın şirketin borç, ana para ve faiz ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiştir diyor onaylı izahnamesinde. Kalan %30'luk kısmı da işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına aynı şekilde karar verilmiştik. %70'lik kısmı arkadaşlar özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin ödenmesinde kullanmayı planlıyor şirket. Hemen şirketin taahhütlerine geldiğimizde bizi önemli bir taahhüt karşılıyor. İhracçının ana pay sahibi olan ve aynı zamanda ortak satış yöntemiyle paylarını halka arz eden Aydın Mistokçuoğlu 5 işlem günü süreyle her gün açılış esnasında arkadaşlar seansında halka arz fiyatından 5 milyon adet günlük geçerli alım emri gireceğini yatırımcısına vaat etmiş durumda. Yani işlem günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı günden itibaren 5 gün süreyle 5 milyon adetlik hisse alım emri gireceğini Aydın Mistokçuoğlu taahhüt etmiş durumda. Hemen şirketin finansal tablolarına geldiğimizde ise dönem varlıklarıyla başlayalım arkadaşlar. Şirketin geçen sene 734 milyonluk bir dönem varlığı olduğunu görüyoruz finansal tablolarında. Bu senenin ikinci çeyreğine baktığımızda ise bu tutar bizi 743 milyon TL olarak karşılıyor. Burada da yaklaşık 8 milyonluk bir dönem varlık artışı olduğunu görüyoruz. Hemen duran varlıklarına geldiğimizde ise geçen sene bizi 1 milyar 438 milyon TL değerinde bir duran varlık karşılıyorken bu senenin ikinci çeyreğinde de 1 milyar 708 milyonluk bir tutar bizi karşılıyor. Burada da toplamda bizi 269 milyonluk bir artış gösteriyor arkadaşlar geçen seneden bu yana. Hemen toplam varlıklarına baktığımızda ise aynı şekilde arkadaşlar 278 milyonluk bir artış olduğunu görebiliyoruz toplam varlıklarında. Geçen sene 2 milyar 172 milyonken bu sene 2 milyar 451 milyon olarak görülüyor finansal tablolarında. Hemen şirketin borçlarına yani kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerine geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vadeli yükümlülükleriyle başlayacak olursak geçen sene 848 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülüğü olan şirketin bu senenin ikinci çeyreğinde ise 881 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülük karşılıyor bizi. Yani arkadaşlar baktığımızda da kısa vadeli yükümlülüklerini 33 milyon TL'lik bir artışla arttırdığını görüyoruz. Yani şirketin geçen seneden bu senenin ikinci çeyreğine kadar borçlu olduğunu görebiliyoruz. 2019 ve 2010 senelerine baktığımızda ise kısa vadeli yükümlülükleri oldukça fazla gibi gözüküyor. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde bunu azaltmış gibi duruyor. Hemen uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda ise geçen sene aynı şekilde 390 milyon olarak bizi karşılarken bu yılın ikinci çeyreğinde 398 milyonluk bir tutar bizi karşılıyor. Şirketin öz kaynaklarında da arkadaşlar artış olduğunu görüyoruz. Baktığımızda geçen sene 934 milyon iken bu sene 1 milyar 171 milyona çıkarmış durumda. Bu da iyi bir rakam olarak gösteriliyor finansal tablolarında. Öz kaynaklarını şirket arttırmış durumda. Hemen şirketin net dönem karına baktığımızda ise arkadaşlar geçen sene 368 milyon olan dönem net karı bu sene 73 milyon olarak gerçekleşmiş durumda. Şirketin brüt karına geldiğimizde ise geçen senenin aynı dönemine göre arkadaşlar 64 milyon olarak bizi karşılarken geçen senenin ikinci çeyreğinde bu senenin ikinci çeyreğinde ise bu rakam bizi 88 milyon olarak karşılamış durumda. Yani 23,5 milyonluk bir artış olduğunu görebiliyoruz brüt karında.
Hemen esas faaliyet karına geldiğimizde ise geçen senenin aynı döneminde arkadaşlar bu rakam bizi 31 milyon olarak karşılarken bu yılın ikinci çeyreğinde de bizi 66 milyon olarak karşılıyor. Yani toplamda 34,5 milyonluk bir artış olduğunu görebiliyoruz finansal tablolarında. Bilançoları bu şekildeydi ve aynı zamanda hemen geçelim mobilitel iletişim halka arzına hangi kurumlardan katılabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi konsorsiyum lideri Info Yatırım arkadaşlar. Bu Info Yatırım önderliğinde burada yazan aracı kurumlardan talep gönderebilirsiniz. Hemen hızlıca okuyayım sizlere bunu. Siz de buradan görmüş olun. Halka arzı arkadaşlar Ahlatçı Yatırım, Alnus, Alan, Bizim, Ata, Dinamik, Deniz, Garanti, Gedik, Global Halk, ESBC, Integram ve devamında da Investas, Meksa, Marbaş, Oyak, Pilip, Piramit, QNB, Taciller, Teraş, Şeker, Yatırım Finansman, Vakıf Yatırım, Ünlü Menkul, Ziraat Yatırım, ING Yatırım, Işık Yatırım ve Burgan Yatırım aracı kurumlarından talep gönderebilirsiniz mobilitel iletişim halka arzına. Dediğimiz gibi 208 milyon TL'lik nominal TL'lik halka arzı arkadaşlar 1 lira 60 kuruştan satışa sunulacak. Oransal bir şekilde dağıtılacak bu halka arz. Mobilitel iletişim halka arz detayları bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, aynı zamanda likelamayı ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın diyorum ve borsada herkese bol kazanç dilerim.